Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazi'at suresinin 15. ayetinden itibaren okuyoruz. Hel etake sana geldi mi? Muhatap kimdir? Ya Muhammed. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sana geldi mi hadisu Musa? Musa'nın hadisesi sana geldi mi? Oldu. Bu hadisu amilun fi iznadahu rabbuhu bil vadil mukaddesi tuve. Bu hadis İzin amilidir. Zarf olan izin neydir? Amilidir. Hel etake sana geldi mi ya Muhammed hadisu Musa? Musa'nın ne? Hadisesi. Bu hadisu amilun fi iznadahu rabbuhu bil vadil mukaddesi tuve. O hadis de iznada. İz zarftır. Hadisinin neydir? Zarfidir. Hadis onun amilidir. Oldu. Pek biri derse etake fieldir. İz niye etakenin zarfi değil de hadisin zarfidir? Niye amili etake değil de niye hadisidir? Biz diyoruz etake yani Musa'nın hadisesi peygamberimize gelmez zamanı İznada Rabbu bil vadil mukaddesi tuven zamanları farklı. Biri Hazreti Musa döneminde olmuş, biri Peygamberimiz döneminde Kur'an nazil olurken olmuş. Zamanları farklı olduğu için iz etakenin zarfı değil de hadisin neyi? Zarfını yapıyoruz. İznada Rabbehu, Rabbisine nida etti. Nerede? Bil vadil mukaddes. Mukaddes demek mutahher demek. Niye orası mutahherdir? Çünkü Yüce Allah nübüvveti orada göndermek suretine, Hazreti Musa'ya nübüvveti göndermek suretiyle o vadi, o buhati şerefli kılmış, tahir kılmış. O vadi mukaddesten bedel de Tuven. İsmi nedir? İsmi Tuven'dir. Oldu. Bu da diyor, Tuven ismul vadi. Vadinin neyidir? Vadinin ismidir. Bir tenvini, Tuven okunur, mekan alırız, nekir alırız. O zaman alemiyet de yok, tenis de yok. Dolayısıyla ne oldu? Munsarif oldu. Ve terki, tenvin terkiyle olur. Buk'at alırız, bak tenis oluşuyor. Öyle değil mi? O belli bir yerin alemiyetini alıyoruz, marife oldu. Alemiyet ile tenisten dolayı gayrı musarif oldu. Fekâle Teâlâ İzheb ilâ Fir'aune. Sen kime doğru git? Fir'aune doğru git. Hazreti Musa'ya da değil mi? Bak, fekâle teâlâ izheb ilâ fir'aune innehu tagâ. Oldum. Şimdi fekâle teâlâ işaret etti ki izheb ilâ fir'aune innehu tagâ. Bu cümle mahzuf bir kâlenin neydir? Mehkul. Mahzuf bir kâlenin mehkul. Oldu mu olmadı? Fekâle teâlâ izheb ilâ fir'aune. Ey Musa. O peygamberimize diyor ya Musa'nın hadisesi sana gelmiş mi? O Musa'nın hadisesi budur. Allah-u Zülcelal Hazreti Musa'ya dedi ki izheb ilâ fir'aune. Sen fir'aune git. İnnehu tagâ. Çünkü fir'aun tuğyan yapmış. Ne demek? Tecavvezel hadde fil kufri. Haddini aşmış artık. Tecavvezel hadde fil kufri.
küfürde haddini aşmış. Çok ileri gitmiş. Öyle değil mi? Kibriyle, uluhiyeti iddia etmesiyle, başka insanları kendilerine köle yapmasıyla haddini aşmış. Peki ona git, fakul de ki, helleke, senin için var mıdır ilen tezekka? Helleke ilen tezekka, temiz olmaya sana var mı? Yani temiz olmaya niyetin var mı? Tabi kelime manası budur ama lazmi manası, murad manası budur. Helleke ed'uke. Sen Firavun'a git ya Musa. Ona de ki ed'uke, ben seni davet ediyorum. İlâ en tezekka. Ben seni temiz olmaya ne ediyorum? Davet ediyorum. Bildin değil mi? Şimdi bu ed'uke, bu hallul manadır. Hulasetul mana, lazimul mana. Ve illa helleken manası ed'uke değildir. Oldum. Şimdi ila en tezekka ve fikratin bi teşdidi zai. Kafla beraber zada nedir? Şedelidir. Bidgami ta isaniyeti fil asli. Aslında olan ikinci tanın idgamiyle fiha nerede? Zaya. Te te zekka. Şimdi bizim kıraat ikinci ta'yı, iki ta'dan birini hasrettik. Te zekka oldu. Zayı şedeli okursak te te zekka, te zekka, asli te te zekka. İkinci ta'yı zay yaptık. Zayı zaya devam ettik. Tezekka oldu. Manası nedir? Tetetahheru. Ben seni davet ediyorum ki sen temizliyesin. Neden temizliyesin? Mine şirki, şirkten temizliyesin. Nasıl şirkten temizliyesin? Bi en teşhede en la ilahe illallah. Sen şehadet edesin ki Allah'tan başka ilah. Kendi uluhiyetinden vazgeçesin, gerçek manadaki uluhiyeti Allah'a ver. Öyle değil mi? Yani hakiki uluhiyet Allah'ındır, bunu itiraf et. Sen ilah değilsin. Oldu mu olmadı? Ve ehdiyeke ila rabbike. Sen Firavun'a söyle ki ben seni Rabbına hidayet ediyorum. Ne demek? Edulluke ala marifetihi bi burhani. Seni Rabb'e hidayet ediyorum. Edulluke, seni yönlendiririm. Ala marifetihi, Allah'ın marifetiyle bi burhani. Burhanla Allah'ın marifetine seni delalet ediyorum. Ne demek? Yani burhanla Allah'ı sana tanıtayım. Delillerle Allah'ı sana ne edeyim? Tanıtayım. O zaman fetehşâ, fetehâfehû. Sen onda ne edesin? Korkasın. Takdirinde Hazreti Musa Allah'ın emrine imtisal ederek kime gittin? Oldu mu? Kime gitti? Aleykümselam. Allah razı olsun. Hacı abi sen misin? Ya bu telefon bir kasper arıyorum çıkmıyor. Ben de tahmin ettim. Durumlar nasıl? He, olabilir. Durumlar nasıl? Sıkıntı yok değil mi inşallah? Mekke'desiniz. Yenge de iyi. Hadi selam söyle. Allah'a şükürler olsun. Bizi unutmayın Allah için. Yengeye de söyle, bize dua edin inşallah. Allah yardımcınız olsun. Dua siz buyurun. Biz zaten ederiz ama dualar artık size ait.
Allah size huzur afiyet versin, ibadetlerinizi makbul kılsın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Oldu mu? Bak bu etiye ki ata gözünü mü atfediyoruz? Yani takdirinde fezzehebe ileyhi Musa, Hazreti Musa Firavun'a gitti. Fe'erâhul âyetel kubra. Ona büyük ayeti, büyük mucizeyi gösterdi. Bir şey mi sordu? Yani bu ehdiye ki ne üzerine atfediyoruz dedim? Ehdiye ki fetahşâ anne ilâ entezzekkâ ve ehdiye ki. Yani ve ehdiye ilâ en izheb ilâ Firavun'a fekul leke فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَا اَنْ تَزَّكَّ وَاَهْدِيَكَ Yani قُلْ لَهُ اَنْ اَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ Orada en üzerine gelir. Şimdi فَاَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَ مِنْ آيَاتِهِ السَّبْعِ Hazreti Musa o yedi büyük mucizelerinden büyünü neydi? Firavun'a gösterdi. O hangisidir? وَهِيَ الْيَدُ O da nedir? Yede beydadır. Hani koltuğun altına elini atmış, çıkartmış bembeyaz. Evil asa yahut da o mucize, büyük mucize nedir? O büyük mucize asadır. Hani meydana ne atmış? Bastonu atmış, ejderha olmuş. Oradaki sehirbazların, yılanları ne etmiş? Yutmuş. Oldu mu? Evet. Pek fayda etti mi Hazreti Musa Firavun'a bu ayetül kubrayı göstermeyle bir fayda oluştu mu? Fekezzebe Firavunu Musa. Firavun Musa'ya neydi? Yalandı. Ve asallahu teala Allah'a neydi? İsyan etti. Sümme edbere anil imani. Arkasını neydi? İmana verdi. Öyle değil mi? Yani arkasını dönüp öyle değil mi? İmandan iaraz etti. Yes'a bak. Edbere hâlekevni yes'a. Yes'a bozgunluk yaparak çalışarak fil ardi fesaden. Fesad yönüyle yeryüzünde bozgunluk yaparak arkasını verdi. İmana arkasını döndürdü. Hâlekevni yes'a. Ne demek? Yeryüzünde bozgunluk çıkartarak yapmak suretiyle imana arkasını döndü. Yesa bildiniz. Yesa yani çalışarak fil ardı yeryüzüne fesadın fesad yönüyle. Fahşere cema'as saharete ve cundehu. Firavun sihirbazlarını topladı. Ve cundehu askerlerini topladı. Fenada. Öyle değil mi? Evet. Seslendi. Öyle değil mi? Evet. Ya bizzat kendisi seslenmiş. Yahut da birine dedi ki sen bağır şöyle söyle. Fena da bağırdı. Fekale dedi. Enne rabbukumul a'la. Bak. En büyük Rabbiniz benim. Ne demek a'la? La rabbe fevki. Benim fevkimden, benden üstün daha Rabbiniz yok. A'la Rabbiniz benim. Fe'ehezehu Allahu ehlekehu bil gareki. Garek ile boğulma ile yüce Allah onu ne etti? Helak etti. Nekale ukubetel ahireti. Allah onu ehezehu Allahu helak etti. Nekalel ahireti. O son söylediği cümlenin cezası olarak. Bak nekal ukubet demek. Ahiret ne demek? Ey hazihil kelimeti. Ene rabbukumul a'la demiş ya. Bunun karşısında, bunun ukubeti olarak Allah onu helak etti. Bir de vel ula, birinci kelimenin azabı olarak Allah onu helak etti. Birinci buydu, ikinci neydi? Ey kavlihi kabla. Bunun önce demiş. Ma alimtu lekum min ilahin gayri. Bundan önce onları öyle demişti. Ben sizin için ma alimtu lekum min ilahin gayri. Benden başka sizin için bir ne yok? Bir ilah yoktur.
Yüce Allah bu iki kelimenin ikinci ile birinci kelimenin karşılığında onu ne etti? Onu cezalandırdı, onu helak etti. Peki bu iki kelime arka arka mı olmuş? وَكَانَ بَيْنَهُمَا اَرْبَعُونَ سَنَةً Bunların araları 40 senedir. 40 sene önce مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرِ demiş. 40 sene sonra اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى demiş. Oldu mu? اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْمَذْكُرِ Bu zikredilenlerde لَعِبْرَةً İbret var, öğüt var. Kimin için? لِمَّنْ يَخْشَ اللّٰهَ تَعَالَى Allah'dan korkan kişiler için öğüt var. Akıl sahibi kişiler için öğüt var. Oldu mu? Bak, 15. ayetten başladık dedik. هَلْ اَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى 15. ayet اِذْ نَادَاهُ رَبُّ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا 16. ayet اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى 17. ayet فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى 18. ayet وَاَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى 19. ayet فَاَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى 20. ayet فَكَذَّبَ وَعَصَى 21 ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعَى 22 فَحَشَرَ فَنَادَى 23 فَقَالَ اَنَّ رَبُّكُمُ الْاَعْلَى 24 فَخَزَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى 25. ayet اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى Bu da kaçıncı ayet? 26. ayet أأنتم أشد خلقا؟ هل بقى كيم ده؟ قارقوم هل بقى؟ يو يو جد بقى قارو قارو جد بقى كيل أفندم Kargo geldi, sağlam bir şey geldi. اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِسْ سَمَاءُ بَنَاهَا Bu 27. ayettir. Anlıyorsun değil mi? اَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا Yaratılış itibariyle siz mi şiddetli misiniz? اَمِسْ سَمَاءُ Yahut da gökyüzü şiddetlidir. O gökyüzü ki بَنَاهَا Yüce Allah onu ne etmiş? رَفَ سَمْكِهَا Onun semkini tavanı ne etmiş? Yükseltmiş. فَسَوَّاهَا Bir de müstevi kılmış. Eksiksiz, kusursuz yapmış. Şimdi اَاَمْتُمْ بِتَحْقِقِ الْهَمْزَتَيْنِ İki hemzenin ne? Elifsiz var, اَاَمْتُمْ Eti bir. Bir de aralarına elif getir. اَاَمْتُمْ Eti kaç? İki. Hani her yerde diyoruz beş. وَاِبْدَالِ سَانِيَةِ اَلِفًا Yok. Antum. Antum. Eti kaç? Üç. Ve tesilliha. İkinci elif tesilli. Yani ya ile hem elif arasında okuruz. Tesilli olunca yine ikilerin aralarında elif olur. Elifin terki olur. İki de bu. Eti kaç? Beş. Oldu mu? Bak o da diyor. Ve idhali elifin beynel müsteheleti vel uhra. Müstehel ile uhra arasına bir elif ithal edilir. Ve terkihi elif terk edilir. İki de bu. Eti kaç? Beş. Tahkikul hemzetin olursa elifin ithaliyle elifin terkiyle eti kaç? İki.
İkincisi müsehel olursa. Arada elif olur, elif olmaz. İki de bu. Dört. O bir de ikinci hemze elife kalp yapmak suretiyle bir surette buradan oluşuyor. Manası nedir? Yok. Entüm. Buradaki muhatepler kimdir? Ey munkirul bahsi. Munkiru ne idaf olmuş bahse? Nun hasve gitmiş. E entüm. Siz ey kıyameti inkar edenler eşeddu halken. Yani kıyameti bahsi inkar ediyorsun ya. Acaba sizin yaratmanız mı zordur? Emis semâ'u eşeddu halken. Yahut da semâ nedir? Halk itibariyle eşeddir. Burada eşeddu halkanın takdiri makamdaki eşeddu halkanın yardımıyladır, deliliyledir. Sizin halkınız mı şiddetlidir? Semanın halkı mı şiddetlidir? Şimdi semanın halkını ne ediyor? Beyan ediyor. Benaha, bak diyor beyanu li keyfiyeti halkiha. Beyanu li keyfiyeti semanın halkının keyfiyetini neydir? Beyan ediyor. Rafa'a semkiha, Allah-u Zülcelal o semanın semkini ne etmiş? Yükseltmiş. Tefsirul keyfiyetil binâ'i. Binanın keyfiyetini tefsir ediyor. Ne demek rafa'a semkiha? Ey ceale simtaha fi cehdi. Simtaha, semtaha. İkisi olur. Ey ceale simtaha fi cehetil uluvvi. Ceale kıldı. Simtaha fi cehetil uluvvi. Ulu cihetindeki tarafını rafi'a ne etmiş? Yani yukarı bakan tarafı rafi yükseltmiş. Oldu mu? Burada semtten murad nedir? Cihet demektir. Yukarı doğru olan tarafı ne etmiş? Yüksek kılmış. Ve kile semkiha sakfaha. Semk ne demektir? Sakf demek. Sakıf tamam. Demin ayeti mana ederken biz böyle mana ettik. Oldu. Simt, sem. Bildiğim kadarıyla ikisi de oldu. Bir bakalım. Semt hareket etmiş. İkisi de var. Semten simten. Oldu mu? Diyor, benaha semayı yaratmış. Refe semkeha. Yukarı bakan cihetini yükseltmiş. Veyahut da tavanını ne etmiş? Ezan yukarı bakan taraf zaten onun neydir? Sakfidir. Öyle değil mi? Sakıf zaten yukarı bakan taraftır. Aralarında ne var? Telazum var. Fesevvaha. O semayı tesviye etmiş. Ne demek? Cealaha musteviyeten bila aybin. Cealaha musteviyeten bila aybin. Onu aybsiz kılmış. Bak. Cealaha musteviyeten. Semayı mustevi kılmış. Ne demek mustevi kılmış? Bila aybin, aybsız kılmış. Ve ağtaşa leylaha, ezlemehu. O semanın leylini ne etmiş? Karanlık kılmış. Anlıyorsun değil mi? Bak 17. ayet biteyim. Ve ağtaşa leylaha 18'e geçti. O semanın leylini ezlemehu ne etti? Yüce Allah karanlık kılmış. Ve ahraca duhaha. O semanın duhasını, şemsini ne etmiş? İhraç etmiş, çıkartmış. Ne demek ahraca duhaha? Ebrezen nure şemsiha. Semanın şemsinin nurunu ne etmiş? İbraz etmiş, bariz kılmış.
Ve udife ileyhel leylu. Bak leylaha. Leyl neye idafe olmuş? Haya. Ha nereye gidiyor? Semaya. Semanın leyli. Niye leyl semanın mıdır? Diyor li ennehu zilluha. Şimdi güneş kaybolunca, gökyüzünün gölgesi yere basınca ne olmuş oluyor? Gece meydana gelmiş oluyor. Leyl semanın neydir? Zillidir. Onun için leylaha, semanın leyli denilmiş. Çünkü leyl semadan meydana geliyor. Ve şemsu, şems ona idafe edilmiş. لِأَنَّهَا سِرَاجُهَا Çünkü şems semanın çırasıdır. Onun için leyl ile şems, şems kod duha ile tabir edilmiş. Semaya ne yapılmışlar? İdafe olmuşlar. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Semadan sonra, semanın leyli, semayı yarattıktan sonra, gecesini karanlık yaptıktan sonra, güneşini ihraç ettikten sonra vel arda badezan ki daha ardı neydi? Serilmiş. Yani yeryüzünü serilmiş bir vaziyete yaratmış. Ne demek daha ha besataha? Besataha. Yani sermiş. Dümdüz olarak ne etmiş? Sermiş. Bak diyor vakanet dem bak demedi bundan sonra yeri yaratmış. Yeri düz kılmış. Vakanet olmuştu ard mahlukatan qabla semai. Semadan önce ard neydi? Min gayri dahwin dahfsiz. Min gayri dahwin dahfsiz. Yani yer yaratılmıştı. Kaya biçimde değil. Dik farklı bir şekilde değil. Üzerine yaşanabilecek, ekilebilecek türden değildi. Ondan sonra semanın, leylin, şemsin yaratılışından sonra Yüce Allah diyor neydi? Allah-u Zülcelal diyor yeri serdi. Ne demek? Yeri düzeltti. İnsanların yaşayabilecek bir hala getirildi. Oldu mu? وَاَخْتَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ دُحَهَا Bu 29. ayet. وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَهَا Bu da 30. ayet. Oldu mu? اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا اَخْرَجَ çıkartmış. Kim? Allah-u Zülcelal. Bu اَخْرَجَ حَالٌ Terkibinde ne olur? Hal olur. Peki madi hal olursa kad lazım. Burada evet. Kad yok. Diyor bir mari kad. Takdir nasıl gelir? Ey muhricen. Hani hal müştak tevliğine girer ya galibi daimi değil. Ona binaen ismi faali neydi? Tevliydi. Ekrece minha o ardından çıkarttı ma'eha. Ardın suyunu Yüce Allah ardından çıkarttı. Pınarlar şekliyle suyu çıkarttı. Bi tefciri uyuniha. Bi tefciri uyuniha. Ardın pınarlarını akıtmak suretiyle Allah-u Zülcelal ardından suyu neydi? Çıkarttı. Ve mer'aha ardın mer'asını bitkilerini, otlarını, ağaçlarını neydi? Çıkarttı. Mer'a ne demek? Ma uşeki ter'ahun na'amu. Uşeki na'am onu otluyor, otluyor. Naam, deve, inek, keçi, koyunlara denilir. Peki koyunların yediği şeye mer'a denilir. Onu öğrendik. O nedir? Naamların yedikleri şey nedir? Mineşşeceri ağaçtır. Vel uşbi bitkilerdir, yeşil bitkilerdir. Ve ma yekuluhun nasu insanların yediği şey minel ekvati otlardır. Ve simari meyvelerdir. Oldu mu? Biri derse insanların yiyeceğine, kurtlarına, meyvelerine mer'a denilmez. Diyor ve itlâkul mer'a aleyh isti'aretün. İsti'aredir. Yani insanların yiyeceği kurtlar, meyveleri, hayvanların yiyeceği otlara benzetmişiz. Mutlak ekirde. Müşebbehu bin ismi olan mer'ayı
İnsanların yiyecek kutu, meyvesi olana da neydi? İstihareydi. Oldu mu? اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْهَا وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ Bak 21. ayet bitti, 22'ye geçiyoruz. Bu وَالْجِبَالَ mahzuf bir ersanın mef'ulüdür. Ersa onun neyidir? Tefsiridir. وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا Allah-u Zülcelal dağları ne etmiş? İrsa etmiş. İrsa ne demek? Esbetaha ala veşil ardi. Yeryüzü üzerine yüce Allah dağları ne etmiş? Sabit kılmış. Niye? Liteskune. Ta ki yer dursun. Eğer bu dağlarla, bu kazıklarla yeryüzü, yer küresi sabitleşmeseydi sağa sola ne olurdu? Sallanırdı. Top gibi gider. Suyun üzerine bir top atarsan nasıl sağa sola oynuyor ise dünyada o şekil oynardı. Yani atıyoruz bu velcibale, velcibale, velarda bunları ne yüzünden atıyoruz Sedan? Velarda mahzub bir fiilin mef'ulüdür. Daha onun tefsiridir. O velcibale mahzub bir ersanın mef'ulüdür. Ersaha onun tefsiridir. Meta'an bu mef'ulun lehu. Mef'ulun lehudur li mukadder. Mukadder bir fiilin neydir? Ey fe'ale zalike, yüce Allah bunu yaptı mut'aten. Mut'at olarak, yani ni'met olarak, temettu olarak yaratmış. Bak, meta'an mut'atenin manasındadır. Mahzub bir fe'alenin mef'ulu lehusidir. Anlıyorsun değil mi? Ev mesterun, yahut da meta'an mesterdir, o zaman mef'ul mutlak olur. Ey temti'an. Bu meta'an mahzuf bir fiil temti'an manasındadır. Mahzuf bir fiilin neyidir? Mef'ulu mutlakıdır. Oldu mu? E bir dese temti'an manasında o zaman metta'anın mef'ulu mutlak olur. Metta'an da mücerredir. Biz diyoruz bazı meseleler bazı meselelerin yerine kullanabiliyorlar. Bazı ismi camit meselelerin yerine de kullanabilir. Enbetallahu nebaten hasen. Bak nebat ismul camid inbatın yerine gelmiş. Ve tebettele ileyhi tebtila. Bak tebtil tefrih babın mesleği. Tebettül yerine ne olmuş? Gelmiş. Ha. Burası da meta'an temti'an manası nedir? Mahzuf bir fiilin öyle değil mi? Mahzuf bir meta'anın mef'ulu mutlaka olur. Meta'an lekum ve len'amikum. Hem size meta olsun, hem en'amlarınız, hayvanlarınız için ne olsun? Nimet olsun. En'am cem'un na'amin ve yel ibulu vel bakaru vel ganemu. Ganem ufak baş hayvanlar. Keçi koyun ikisinden ne olur? Gider. Bu da 23. ayet. Yok, 33. ayet. Öyle değil mi? Şimdi kaçıncı ayete geldik? 34. ayete geldik. İster burada duralım. Bak aşağıda diyor. Nasıl selam teslim manasındadır? Meta da ism-i mesel temti'an manasındadır. Metta'nâkum biha temti'an. Hani meta dedim o fiil faal mef'ul zikrediyor. Metta'nâkum biha bunlarla biz sizi nimetlendirmişiz. Temtiyen bir nimetlendirmeyle nimetlendirmişiz. Diyor ve len amel haslen amel şerri ve illa fe metam li sari devab bil ardi. Yani bu sade deve, bakır, ganemin metai değil. Bütün canlıların neydirler? Metaidirler. Bunlar şerefli olduğu için insanların hizmetine verildikleri için bunlar zikre has kılınmış. Ve illa sade bunların temti'i değil. Bunların mut'ati değil. Bütün mahlukatların, bütün canlıların neydirler? Nimetleridirler. 34. ayette durana. Nefakumullahu nefhumu bi'in.